MediaMarkt sunar. Murat abi, geçtiğimiz günlerde 7 Haziran'da Allen Iverson 45 yaşına bastı. Çok güzel paylaşımlar ve basketbol kariyeri sosyal medyada çok döndü. Ben de size kariyeri, tarihteki yeri ve basketbol NBA'ye kattıkları hakkında ne düşünüyorsunuz The Answer'ın sormak istiyorum. Valla seveni o kadar çok ki inanamıyorum yani. İşte o bana da çok izledim mi canlı, tanıştın mı? Tanıştık çünkü Beşiktaş'tan önce de tanışmıştım Rüya takımına geldiğinde. Hatta benim oğlum hasta Iverson'cıydı o zaman. Benim ekipten fotoğrafçı vardı, Sinan Akyüz, görevliydi o maçta. Dedim ki Sinan, Iverson'a rica et buraya gelsin. Mert bir fotoğraf istiyor. Mert herhalde beklemiyordu gelmesini. Iverson geldi, bu sefer Mert gitmiyor, utandı. 3 dakika, 4 dakika böyle yapıyor, bizimki gitmedi. Orada da tanışmıştık. Çektiremedi mi peki fotoğrafı? Hayır, çektiremedik. Gitmedi, utandı. Yazık olmuş. Ya sorma, bir de beklettik. Şimdi Allen Iverson dediği zaman bir kere basketbolun dışına çıkıyorsun. Bir devrimciydi, bir kültürel, sosyal ikondu. Yani Iverson dendiği zaman benim aklıma ilk ne geliyor? Ayak bileğine kadar uzanan şortlar geliyor, dövmeler geliyor, altın zincirler, saç örgüleri, işte kolluk, tabii. Crossover, Michael Jordan'a verdiği mesaj, step over, Tyronn Lue. Yani o kadar çok şey değiştirdi ki David Stern'in dress code, yani hiçbir zaman rahmetli itiraf etmedi Iverson'dan dolayı değiştirdik diye, ama yani herkes onun niye olduğunu gayet net biliyordu. Şimdi, practice vardır bir de. Tabii antrenmanın önemsizliğini vurguladı. Bu arada o practice olayı da, sen perde arkasını biliyor musun? Dinledim. Dinledin mi? Dinledim. Anlatalım ama izleyicilerimize. Gary Payton'la içiyorlar birkaç gün önce. Peyton'dan soruyor, ya sen böyle bu yaşta nasıl bu kadar iyi durumdasın diye. Çünkü ben hiç ciddi antrenman yapmam diyor. 2 gün sonra da o practice basın toplantısı var. Bir de o gün yanılmıyorsam evet. Murat abi sabahında antrenörüyle Larry Brown'la bir toplantısı oluyor. Orada bir atışmaları oluyor. Onun üzerine zaten hararetli bir şekilde toplantıya oraya çıkıp gidiyor. Maç hakkında ve takım hakkında konuşmak isterken antrenman hakkında bir soru gelince biraz şalteri atıyor. Larry Brown çok kişiyle ters düştü. Evet. Yani çok değişik bir antrenördü. Çok büyük bir antrenör olabilecekken o şeylerden dolayı George Karl gibi bir seviye altta kaldı. Şimdi bana sorarsan NBA tarihinin en önemli skorerlerinden biri. Dennis Rodman için santimetresine göre gelmiş geçmiş en büyük reboundçı demiştik. Iverson'a da kilosuna göre gelmiş geçmiş en büyük skorer diyebiliriz. Ama Allen Iverson'ın en önemli şeyi tough. Kesinlikle. Yani çok enteresan, biliyor musun? Maç başına dakika. NBA tarihinde 4. sırada. Hakikaten bilmiyordum. NBA tarihinde 4. sırada 41 küsür dakika, 41.1. İlk 3'te kim biliyor musunuz? Will Chamberlain, Bill Russell, Oscar Robertson. O dönem. Çok daha. Arkasından da kim geliyor? Jerry West ile Elgin Baylor. İki Lakers efsanesi. Yani 70'ler. 60'lara, yani 70'lere herkesin 35 dakika, yani yıldızların en az 35-38 dakika oynadığı, süper yıldızların 40'ar dakika oynadığı dönemlere adını sokması çok büyük bir başarı. Ve o fizikle. Sakatlıklarla oynardı, kendini yerden yere atardı, kaç kere zaten top çalma kralı oldu. Ondan çok özel bir insan. Ha, mükemmel mi? Değil. Şimdi o yaşadığı hayatı NBA'ye getirdi.
Kesinlikle. Arkadaşlarıyla birlikte. Ondan maddi durumu çok kötü. 70 kişiyle falan geziyordu. Hepsi çocukluk arkadaşı, çocukluk abisi, hamisi, yani bilmem ne. Ne yapılmaması gerekiyorsa yaptı. Ne gerekiyorsa yaptı. Finansal açıdan. Gerekmiyorsa, gerekmeyen her şeyi yaptı ama ben buyum dedi. Kesinlikle. Ve ben buyum herkese kabul ettirdi. Yani bu çok çok önemli bir şey. Ben buyum deyip yani izole bir dünyada yaşayabilirsin. Ben buyum deyip insanları kendine benzetirsin veya insanların seni kabullenmesini sağlarsın. 45 olmuş. Şimdi David Falcone'un Reebok anlaşması 50 küsürdü galiba. 1 milyon dolar geliyor David Fox sayesinde. Her sene alıyor zaten ama 50'de 1 milyon dolar 1 milyon dolar ekstra alacak. Zaten işte oyuncu menajerlerinin önemi burada. Yani tanıması bile çok önemli. Michael Jordan'da böyle bir anlaşma yok. Yok. Ne bileyim James Worthy'de böyle bir anlaşma yok. Bakıyor etrafına. Ama bakıyor Allen Iverson diyor ki bu ben bunu korumaya almazsam bu yani 35 yaşında 5 kuruşsuz kalır diyor. Ki ve kaldı. Kaldı ve ama çıktı. İşte hala David Falk'un şeyi. Hatta çok güzel özetlediniz. Bence en önemli şeylerden biri basketbola ve sahanın içine ben geri döneceğim ama Steph Curry'yi Steph Curry yapan şeylerden biri insanların bakıp ona ya acaba ben de Steph Curry olabilir miyim demesi. O yüzden bütün çocuklar, gençler artık üçlük atmaya başladı. Aslında Allen Iverson'a baktığınızda onu hissetmiyorsunuz. Dövmeler, saçlar, giyiniş tarzı ama o kendini öyle hissettirdi insanlara ve kabul ettirdi. Yani kendisinin kendisi gibi oldu ama bütün dünya hakikaten Allen Iverson'a doğru bir sevgi, bir sempati besledi ki bu çok nadir olan bir şey. Genelde yani Dennis Rodman'da aynı şey olmadı. Yok. Dennis Rodman'da şimdi geriye doğru baktığımızda bu dünyanın ve bugünün normlarında daha sempatik gözle bakabiliyoruz ama o dönemin Dennis Rodman'ına çok tepki alıyordu ve kimse tarafından sempatik bir oyuncu gibi davranılmıyordu. O açıdan baktığınızda Allen Iverson'ın sağ dışında kendini bu kadar sevdirmesi, bu kadar herkes tarafından takdir edilmesi hakikaten çok çok özel ve sıra dışı bir şey. Kariyerine baktığınızda aynı şekilde 1.83 boyunda 75 kilo. Yani benim boyumda benden daha zayıf bir insandan bahsediyoruz. Ve NBA'in tarihinde 26.7 sayı ortalama, 6.2 asist ortalamayla oynamış. Müthiş bir yıldız. Tek başına Philadelphia takımını alıp finale çıkarmış. Bu fizikle içeriye gelip Shaquille üzerinden turnike atmaya çalışırken yerlere düşen, sürekli kendini parçalayan, o dönemdeki sert dönemin sonu bana sorarsanız o. Yani günümüz kadar yumuşak değil. 80'ler kadar sert değil. Veya 90'lar kadar ama sonu ve daha yine sert olan bir ligde hakikaten kendini yerden yere atan bir oyuncu. Her zaman Iverson için hem takım arkadaşları hem onu savunanlar bütün maç depar atıyordu derler. Yani hiçbir zaman dur bir durayım da bir nefesleneyim şeyi olmadan sürekli full enerjiyle, full eforla oynayan bir oyuncuydu. 2000-2001'de MVP, 96-97'de yılın çaylağı, 11 kere All-Star, 4 kere de sayı kralı olmuş. 3 kez NBA en iyi 5'i, 3 kez NBA en iyi ikinci 5'i. NBA tarihinde, şimdi gimmick'in Türkçesi ne gimmick? Şov, yani şov ağırlıklı bir şey gibi. Yani tam Türkçesini çeviremiyorum ama. Gösteriş de olmaz da. Allen Iverson'a o geçiş döneminde gimmick diyenler vardı. Bilet satmak için. Bilet satmak için. Yani hiçbir zaman şampiyon olamayacak, başarılı olamayacak ama. Peki sana bir istatistik evet. Vereyim. Bütün NBA tarihinde playofflarda sadece Michael Jordan'ın sayı ortalaması ondan daha yüksek. Işte, evet. Onu biliyorum. Yani gimmick kesin değil. Ama doğallığından dolayı bazı değişime karşı olan basketbol insanlarına gimmick gibi geldi bir dönem. Oynadığı dönemden bahsettiğimiz isimlere de bakın bir de Murat abi. Michael Jordan diyoruz ki Michael Jordan'ın hakikaten en iyi olduğu dönemlerde çaylak sezonunu yaşadı. Ya da kariyerinde hala şampiyonluklar yaşadı diyelim. Daha sonra Kobe ile Shaq dönemi, Spurs'ün doğuşu ve ilk o dönemler. Herkesi yani, ucundan tuttu bir yerde. Ve o dönemde kendini kanıtladı ve bu kadar sevildi. Yani hiçbir zaman
şey olmadı böyle. Iverson ya da bir insan. Harden'ın durumuna düşmedi. Öyle söyleyeyim. Yani Harden tamam iyi bir basketbolcu takdir ediyoruz ama Iverson'ın efsanesi ve markası, bilinirliği çok daha ayrı bir seviyede. Bence mukayese edilmez. Tabii yani Allen Iverson'la James Harden arasında çok büyük bir algı, bir marka, bir değer farkı var. Şimdi eskilerden başlayarak sorsan hangisi mesela NBA tarihin en iyi ilk 20-25 oyuncusunu zorlar. Iverson adı çıkar. Çıkar. Ama Harden'ın çıkacağını ben hiç zannetmiyorum. Ben de hiç zannetmiyorum. Peki şöyle bir soru sorayım size Murat abi. Iverson en başarılı olduğu dönemde Philadelphia 76ers'a yanında bir sürü rol oyuncusunun olduğu, daha savunma mentalitesi olan bir takımla başarılı oldu. Finale taşıdı takımını ve orada kariyerinin belki zirvesini yaptı. Iverson'ın etrafında kurulan bir takımın şampiyon olma ihtimali olan bir oyuncu muydu? Çünkü bazı oyuncular vardır. Ha. Onun etrafına neyi yaparsanız yapın şampiyon takım çıkarmak güçtür. Ya şimdi mükemmel değil dedik. İşte ikinci bir alfayı yanında barındırabilir miydi? Onunla birlikte Nuggets döneminde biraz yükselebilir miydi? Yani onu hiç görmedik esasında. Çünkü evet Denver'a gitti. Sonra Detroit'e gitti. Detroit de bench'ten geldi. Başlanmıştı artık. Yani esasında o senin dediğin dönemde mesela Barkley gitmeseydi Philadelphia'dan. Beraber oynama şansı olsaydı. Yaşlanmaya başlanmış bir Barkley ile genç bir Iverson. Aynı yaş falan olsa, birbirine yakın olsa onun olacağına evet. Hiç ihtimal vermiyorum. Ama Barkley, ya şu genç çocuğu biraz alttan alayım, ayağıyla yaklaşıp o da vay be Charles Barkley, yani artık saygı duyayım. Öyle bir dengeyle acaba olabilir miydi? Ama onu hiç göremedik. Ne yazık ki. Çünkü Philadelphia'da Aaron McKee'ler, yani Eric Snow'lar, Raja Bell'ler. Bir tek Mutombo bir savunma. O da çok... belli şeyleri müthiş yapan bir görev adamı. Ama işte Larry Brown belki o damgayı ona yapıştırdı. Etrafında hep öyle takımlar kurarak. Bilemiyorum ama yani bir Alpha Dog'la yani bir Robin'le göremedik hiçbir zaman Allen Iverson'ı. Göremediğimiz gibi Murat abi bence şeye de katılıyorum. Yani kendi jenerasyonundan ikinci bir yıldızda barınamazdı. Yani öyle bir mentalitesi olan bir oyuncu değildik. Benim takımım Alfa benim olması gerekiyordu. Daha belki yaşlanmış ve saygı duyacağı oyunculardan kurulu bir takım olsa onun eksiklerini de kapayan. Çünkü Iverson fiziğinden ötürü savunma tarafı tabii ki top çalıyordu ama birebir savunması zaaf olan bir oyuncu. Risk alan bir savunma yapısı vardı. Evet, pas aralarına giren, top çalan bir savunmacıydı. O açıdan savunması iyi ama veteranlar daha kaliteli veteranlardan oluşan bir takımda ne yazık ki göremedik. Ama hakikaten izlemesi çok büyük zevk olan müthiş bir oyuncuydu. Bir daha onun gibisi gelmez diyebileceğimiz oyunculardan biriydi. Kesinlikle. Çünkü o fiziğe yakın bir tek Isaiah Thomas NBA'de başarılı oldu baktığınızda. Evet, ama Isaiah ki o da 10 kilo, ona baktım. 10 kilo da aralarında 10 kilo fark var. Aynı boy yani 2 santim daha uzun Isaiah Thomas ve 10 kilo fark var. Günümüzdeki Isaiah Thomas onun kötü versiyonu. Ama hayranı olarak büyüdüğü için. Aynen öyle. Chris Paul da öyle. Yani zaten o fizikte olup NBA'de oynayabilmek çok büyük yetenek gerektiriyor Murat. Yani çünkü devlerin arasında bir oyuncusunuz ve de yeteneğiniz sizi bir yere. Yani Maxi Boggs'lar falan bu oyuncuların NBA'de rol alması bazı şeyleri çok iyi yapmaları gerekiyor. Yoksa bir de Maxi Boggs zamanında oyun kurucu daha direksiyon evet. Arkasında ve oynatan türdeydi. Bugün Maxi Boggs oynayabilir mi? Bak, oynayamaz. Zannetmiyorum. Skor bulamayan oyuncunun bugün. Ama Spud Webb belki oynar. Çok olabilir. Olabilir. Ki Maxi Boggs'la ikisini mukayese ettiği zaman herkes Maxi'yi daha yukarı koyar. Çünkü savunması aslında Maxi Boggs'un hep evet. Herkes Takoz full gibi. Full court baskıda top çalan, çok rahatsız eden bir rolü vardı diyelim ve Allen Iverson'a biz de buradan doğum gününü kutlayalım. Murat biraz abi, geç oldu ama. Bir daha gelirse Murat abinin oğluyla fotoğraf sözünü hatırlatırız kendisine. Artık Amerikan futbolu hayranı oldu ama hala seviyordur. Diyelim bir sonraki bölümümüze geçelim. Media Markt sundu.